hastaysak bilelim ki onun verdiği vesvese bizi etkilemez. Biraz önce söyledim. Köpek havlamış diyeceğiz. Ciddiye almıyoruz. Şeytani düşman olarak biliyoruz. Derdi bizi Allah yolundan alıkoymaktır. Rabbimizden ayırmaktır. Secdeye layık olmadığımızı ispatlamaya çalışmaktır. Derdi budur. Onun için mümin hiç şeytani dinler mi? Hiç şeytanın peşinden, verdiği vesvesenin peşinden gider mi? Ne yapmak gerekiyor? Dinlememek gerekiyor. Ciddiye almamak gerekiyor. Tabi olmamak gerekiyor. Biz dinledikçe, ciddiye aldıkça, ona tabi oldukça o güçlenir. Gücümüzü ona karşı kaybederiz. O vesvese verince etkileniriz. Bir de bakarız ki peşinden gitmişiz. Hatta öyle ki o anda bize ayet okunsa, ayeti değil, şeytanın verdiği vesveseyi dinler ve ona tabi oluruz. Ama deriz, bence deriz, bana göre deriz. Oysa ki o şeytandan gelmiştir ona. Yapmamız gereken şey öncelikle tasavvurumuzun doğru olması gerekir. Sizin veliniz Allah'tır dedi. Resulüdür, müminlerdir. Şeytan da sizin apaçık düşmanınızdır. Allah sizi karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Eğer onu dinler, verdiği vesvesenin peşinden gidersek, ciddiye alırsak bizi karanlıklara gömer. Gönlümüz kararır. Rabbimizden aldığımız nuru kaybederiz. Gelen nuru kaybederiz. Dolayısıyla bir de bakarız ki Allah'a dost olmamız gerekirken şeytana dost olmuşuz. Şeytana dost olunca ne olur? Artık o peşimizi bırakmaz. Yakamızı bırakmaz. Bizi peşinden sürükler, götürüp ta uçurumdan aşağı atıncaya kadar bu devam eder. Uçurumdan nasıl atıyor? İnkar ettirerek Rabbini, Rabbinin nimetlerini, güzelliğini inkar ettiriyor, isyan ettiriyor, uçurumdan aşağıya atıyor. Yani imanını ona kaybettiriyor. Sonra ne diyor? Öyle buyurdu. Ben alemlerin Rabbinden korkarım. Ben bundan uzağım der. Bir de böyle söylüyor. Onun için kula düşen onu dinlememektir. Ciddiye almamaktır. Ama gönül boşluk kabul etmiyor. Allah'ın ayetleri öyle gönlümüzde yer etmesi gerekir. Öyle bir iman etmemiz gerekir ki onun verdiği her vesveseye karşılık Allah'tan gelen bir ayetle cevap vermemiz gerekir. Ne söylerse söylesin, hangi vesveseyi verirse versin bir ayetle cevap vermemiz gerekir ki nur gelince karanlık yok olur. Hak gelince batıl yok olur. Onun için eğer biz hakta değilsek nurumuz, Allah'tan aldığımız nurumuz yoksa, Allah'ın vahyi yoksa vesvese gelir, biz de onu doğru zanneder, onu alırız. Alınca gönlümüz kararır. Onun için Rabbimizi dinliyoruz. Yarın Allah nasip ederse Kadir Gecesi, Kur'an'ın indiği gecedir. Rabbimizin ismiyle okurken Rabbimizin vahyini okuyoruz. İsmiyle vahyini okuyoruz. Onun için Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Kur'an'ı okumaya başladığınızda taşlanmış şeytandan Allah'a sığının. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığının. Orada bile vesvese verir. Onun için önce Allah'a sığın. Bu Rabbimin kelamidir. Rabbi bunu bana söylüyor. De şeytani kov. Sana vesvese vermesine müsaade etme. Sonra okumaya başla. Yoksa orada bile araya girer. Onun için Rabbimizi velimiz olarak, dost olarak bileceğiz.
Şeytani da düşman olarak bileceğiz. Düşmana karşı nasıl dikkatli olunması gerekiyorsa, zahiri olarak nasıl tedbir alıyorsak, nasıl kendimizi koruyorsak, muhafaza ediyorsak, aynı şekilde manevi olarak da kendimizi şeytanın vereceği vesveseden, şeytanın davetinden, şeytanın yaptığı gürültüden kendimizi korumamız gerekir. Koruyacağız inşallah. İlk yapmamız gereken şey Euzu Besmele çekmektir. Rabbimizin adına Kur'an'ı okumaktır. Rabbimizin adına hayatı okumaktır. Rabbimizin adına imtihanları, olayları, meseleleri, hadisatı okuyup öyle hüküm vermektir. Allah'ın hükmüyle hükmetmektir. Eğer biz Allah'ın hükmüyle hükmetmezsek bu durumda şeytanın hükmüyle hükmetmiş oluruz. Onun verdiği vesveseyle hükmetip karar vermiş oluruz, hüküm vermiş oluruz. Ama Allah öyle buyurmuştu. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Küfre giriyor. Her konuda Allah'ın hükmü geçerlidir. Her konuda bir mümin Allah'ın hükmüyle hükmeder ki küfre düşmesin. Hakkı, hakikati perdelememiş olsun. Eğer hak giderse küfürden başka ne kalır? Hak olmazsa, hak tecelli etmezse, hakla hüküm verilmezse, küfürden başka, şirkten başka, vesveseden başka ne kalır?